162. saat diyoruz. Uğur Arslan'a döneceğim. Ama bir Murat Karataş'a gidebiliyoruz zannediyorum şimdi. Doğru mudur arkadaşlar, Hatay'a? Galiba yanında da Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz var. Öyle mi? Evet, Murat'ı gördük. Murat, sözü sana bırakayım, sonra Kahramanmaraş'a dönelim. Evet, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le birlikteyiz. Şimdi özellikle bir gazeteci olarak buradaki gözlemlerini sormak istiyorum kendisine. Efendim, nasıl gözlemlerde bulundunuz Hatay'da? Şimdi Anadolu Ajansı biliyorsunuz, ulusal değil, uluslararası bir haber ajansı. Dünyanın neresinde bir afet olsa, bir felaket olsa, Anadolu Ajansı muhabirleri oradan dünyaya bildirir. Dolayısıyla pek çok afet gördük, pek çok felaket gördük. Fakat bugün burada özellikle Hatay, Antakya'da gördüğümüz manzaralar daha önce gördüğümüz hiçbir duruma benzemiyor. Müthiş bir yıkım. Neredeyse bir şehrin haritadan silindiğini burada gözlemliyoruz. Şimdi afetler, felaketler oluyor. Bize deniliyor ki işte Pakistan'da bir şehirde bir felaket var. Gidiyoruz. Haberini dünyaya geçiyoruz. Bize deniliyor ki Afrika'da falanca yerde bir afet var. Oraya gidiyoruz. Ekiplerimiz oraya gidiyor. Fakat 10 ilde bir afet oldu ve bu afetin büyüklüğü kelimelerle ifade edilemiyor. Bizim burada yerleşik bölge müdürlüklerimiz var. Burada zaten yerleşik muhabirlerimiz var. Maalesef bir kaybımız da var. Burak Milli, Hatay. Başınız sağ olsun efendim. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Burak Milli'yi kaybettik. Bizim bir muhabirimizdi. Yaklaşık 6 arkadaşımız da enkazdan kurtarıldı. Dolayısıyla biz zaten bölgede vardık. Bölgeyi tanıyorduk, bölgeyi biliyorduk. Fakat bölgenin muhabirleri şu an şoktalar. Bölgenin insanları şoktalar. Daha önce hiç karşılaşmadıkları bir durumla karşı karşıyalar. Şu an Anadolu Ajansı bölgeye yaklaşık 200 ekip arkadaşımızı diğer bölgelerden bu bölgeye getirdik. Sizler de zaten izliyorsunuz. Hemen hemen her enkaz başında, her kurtarma faaliyetinin başında Anadolu Ajansı yayın yapıyor. Sadece onu değil, biz aynı zamanda burada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da yapmış olduğu çalışmaları dünyaya duyuruyoruz, Türkiye'ye duyuruyoruz. İstanbul'dan bakınca, Ankara'dan bakınca, uzaktan bakınca gerçekten de burayı anlamak mümkün olmuyor. Bölgeye geldiğinizde olayın büyüklüğünü o zaman anlıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız asrın felaketi dedi. Gerçekten de asrın felaketi olarak nitelendirilmesi gereken bir afetle karşı karşıyayız. Yani ayakta kalan binalar sayılıyor. Bakın, yıkılan binalar değil. Ayakta kalan binalar sayılıyor. Geçmişteki habercilik tecrübelerinizde gördüğünüz depremlerle bu depremi kıyasladığınızda nasıl bir sonuca varıyorsunuz? Bir kere çok ciddi bir ölçek farkı var. Dediğim gibi ayakta kalan binaların sayıldığı bir şehirden bahsediyoruz. O ayakta kalan binalar da zaten sağlam binalar değil. Tekrar oturulamayacak binalar. Hiçbir bina Hatay, Antakya'da tekrar kullanılacak durumda değil. Dolayısıyla Hatay, Antakya tekrardan kurulacak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii şimdi buraya gelmeden önce pek çok vatandaşımız belki gelişmeleri sosyal medyadan takip ediyor. Emin olun, sosyal medyada faaliyet gösterenler sahada değiller. Sahada faaliyet gösterenler de sosyal medyada değiller. Burada pek çok sivil toplum kuruluşunu gördük. Sosyal medyada yoklar. Reklamları da yapılmıyor. Canla başla enkaz başında insan çıkartıyorlar. Şu an cenazeleri de o sivil toplum kuruluşları çıkartıyor. İnsanlara yemek dağıtıyorlar. Çadır kentler kurulmuşlar. Her yerde o sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz sahada. Sosyal medyadaki o sanaldaki sivil toplum kuruluşlarıyla, sanaldaki organizasyonlarla, sahadaki organizasyonlar gerçekten çok farklı. Sahaya geldiğinizde bunu çok net anlıyorsunuz. Tabii ki herkes elinden geleni yapıyor. Bizim görevimiz habercilik. Haberciliği yapmaya çalışıyoruz. Burasının
en gerçek görüntüsünü Türkiye'ye ve dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bir şey daha yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Halkımıza umut ve moral vermeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlarım saatlerce eğer bir ses duyulduysa o enkazın başında bekliyorlar. Bazen 5 saat bekliyorlar, 6 saat bekliyorlar. Bütün bir gün sürebiliyor. Niye? Oradan çıkacak bir ses, oradan çıkacak bir canlı hepimize ümit oluyor. Az önce Antakya sokaklarındaydık. Ben bizzat 3 tane sesin olduğu yerde arkadaşlarımla buluştum enkaz başında. Ve sordum içeride kim var? Dediler 3 saattir uğraşılıyor. Zeynep isimli bir kız çocuğu var. 10 yaşlarında. Benim kızımın ismi de Zeynep. Dedim ki bu arkadaş Zeynep yavrumuz buradan çıkana kadar hiçbir arkadaşımız görüntüden çıkmayacak. Ve çok şükür çıktı ve canlı olarak biz bunu kamuoyuyla paylaştık. Sadece Hatay Antakya'da değil. Depremin ölçeği o kadar büyük ki 10 il darmadağın olmuş durumda. Ama en fazla bundan etkilenen Hatay, Antakya olarak değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş yine aynı şekilde, Adıyaman aynı şekilde. Şimdi devlet elinden gelen her şeyi burada yapıyor. Bunu görüyorsunuz. Sahadaki insanlara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Çünkü enkazların başında AFAD var. Enkazların başında sivil toplum kuruluşları var. O organizasyon da yavaş yavaş kuruluyor. Hatay kenti özelinde konuşmak gerekirse hala enkazların başında çalışmalar devam ediyor. Enkazdan çıkan insanların konaklayacağı alanlar oluşturuluyor. Çadır kentler oluşturuluyor. Ve bunun bir organizasyon dahilinde işletilmesi gerekiyor. AFAD yetkilileri bu anlamda gerekli tedbirleri almışlar. Sahadaki sivil toplum kuruluşlarıyla AFAD çok organize bir çalışmanın içerisinde, onu gördüm. Sahadaki insanlardan, depremzedelerden ben enkaz başına gittiğimde gerçekten de orada çalışma yapan herkese, her sivil toplum kuruluşuna, jandarmamıza, AFAD yetkililerine çok büyük bir sevgi gördüm. O insanlar da çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bir millet depremzedesine sahip çıkıyor. Devlet depremzedesine sahip çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları depremzedesine sahip çıkıyor. Sosyal medyadan moral bozanları saymazsak, evet, orada da iyi işler yapan insanlar var. Onlara da başarılar diliyorum. Hep birlikte topyekün, kimseyi dışlamadan bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Yani burada birleşmemiz gerekiyor. Siyaset, iktidar olma hırsı, siyasi öfkeler, bütün bunların geride bırakılması gerekiyor. Çünkü burada bir enkaz var ve bu enkazın kaldırılması lazım. Bu şehirlerin yeniden kurulması lazım. Sadece bölge insanı değil, Türkiye'ye moral verilmesi lazım. Anadolu Ajansı olarak burada yaklaşık 200 arkadaşımızla gece gündüz uyumadan sahada işte bu morali vermeye çalışıyoruz. Umarım en kısa sürede toparlanırız. Bu enkazın çok kısa bir sürede kalkmayacağı aşikar. Bir olursak, birlikte olursak, bölünmez isek, ortak bir gayret ve çabanın içinde olursak bu enkazı kaldırırız. Medyasıyla, sivil toplum kuruluşuyla. Burada siyasi partilere de çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani zaman senin siyasetin, benim siyasetim zamanı değil. Zaman topyekün bu enkazı kaldırma zamanı. Ve ben bu gayreti sahada insanların gözlerinde görüyorum. Çok farklı düşünceden insanlar burada sahada omuz omuza bu enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Bu yarıya merhem olmaya çalışıyorlar. Yardımlar konusu. İstanbul'dan buraya tırlar gerçekten konvoy oluşturmuş durumda. Şimdi yardım gerçekten çok fazla. Yardımların organizasyonu yapmaya çalışıyor şu an AFAD yetkilileri. Burada zorlanılıyor. Niye? Yardım fazla çünkü. Yardımların sürekliliği,
ve bir an önce enkazın kaldırılarak yeniden burada şehirlerin kurulması gerekiyor. En kısa sürede birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu acı tablonun altından kalkarız. Birlik ve beraberliğimizi bozan unsurlara prim verirsek buradan siyasi hırslarına bazı insanlar yenik düşerlerse, ideolojik körlüklerine yenik düşerlerse yine altından kalkarız ama daha zor kalkarız. O yüzden bir ve beraber olmamız lazım. Hem bölge insanına hem topluma moral vermemiz lazım. İhmalkarlıklar var mı? Varsa hesabı sorulur. Bölgede asayiş sağlanmış durumda. Yağma yapmak isteyen insanlar var mıdır? Vardır. Her yerde olur. Ama hesabı sorulur. Devlet dimdik ayakta. Hatay'da olanlar bunu görüyor. Bir ucundan bir ucuna kadar her yerde askerimiz, polisimiz, jandarmamız gerekli tedbirleri almış durumda. Dolayısıyla asayiş anlamında da bir problem yok. Devlet burada asayişi de sağlamış durumda. Ama her ağzımızdan çıkanın, özellikle sosyal medyayı aktif kullanan organizasyonlara söylüyorum, her ağzımızdan çıkanın bir sorumluluğu var. Biz o yüzden halkımıza da sesleniyoruz. Sağlam haber kaynaklarını takip etmeliler. İşini ciddiyetle, özveriyle yapan, ilk duyduğunu hemen merkezde geçmeyen, muhakkak teyit alan haber organizasyonlarını takip etmeliler. Biz Anadolu Ajansı olarak sadece ve sadece bölgenin gerçeklerini ve doğrularını teyit ettikten sonra veriyoruz. Bugün bir çalışmamızı daha kamuoyuyla paylaştık. Teyit hattımız var. Niye? Çünkü sahada çalışan insanlar, onların da morali bozuluyor. Sosyal medyada, o sanal dünyada sürekli yalan üretiliyor. Sürekli dezenformasyon üretiliyor. Bunu engellemek için Anadolu Ajansı teyit hattını devreye soktuk. Buradan bizi izleyenlere de sesleniyorum. Sosyal medya kullanıcılarına sesleniyorum. Bir haber duyduğunuzda, şüphelendiğinizde muhakkak teyit hattına ihbar etsinler. Teyit hattı bunu oradaki yerel otoriteyle, kamu otoritesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla soruyor, sorguluyor. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyor. Gelen ihbarları değerlendirdiğimizde %95'i yalan ve dezenformasyon. Bunu niye yapıyorlar? Hangi sayıkla yapıyorlar? Hangi motivasyonla yapıyorlar? Siyasi öfkelerinden yapıyorlar. İdeolojik körlüklerinden yapıyorlar. Bir de psikolojik nedenlerle şımarıklıklarından dezenformasyon üreten insanlar da var. Hiçbir sebebi yok. Durduğu yerde dezenformasyon ve yalan üretiyor. İstanbul'da bilgisayarının karşısında kahvesini alıyor ve bir dezenformasyon üretiyor. Psikolojik bir vakka. Böyle insanlar da var. İdeolojik düşmanlıklarından dolayı dezenformasyon ve yalan yayan insanlar da var. Bunların hepsiyle depremle mücadele ettiğimiz gibi mücadele etmemiz lazım. Anadolu Ajansı olarak da teyit hattını kurduk. Bu mücadeleyi o sahada da yürüteceğiz. Sayın Karagöz, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz yayın konuğumuzdu. Buradaki Hatay'daki gözlemlerini paylaştı bizimle.